Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acı severlerin bayılacağı bufalo soslu kanat tarifi yapacağız. Çıtır kanatların bu tatlı acı sosla buluşması harika oluyor. Bu tarife mutlaka bir şans verin derim. Tarifin yapımına geçmeden önce ben yine sizler için malzeme listesini hem sol tarafa hem de açıklama kısmına ekliyorum. Oralardan bakabilirsiniz. Tarife öncelikle kanatlarımızı marine ederek başlıyoruz. Bunun için bir kabın içerisine 1 kilogram kanadı ekledikten sonra üzerine 1 su bardağı süt ekleyip ara ara karıştırarak en az 1 saat marine olmalarını sağlıyoruz. Marinasyon için tavuk etlerimizi buzdolabına kaldırdıktan sonra sosunu yapma aşamasına geçiyoruz. Bunun için tavamızın altını açıyoruz ve 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Eritmeye başlıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra tavanın içerisinde 1 su bardağı acı sos ekliyoruz ve hızlı bir şekilde tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra sosumuzun içerisine 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyoruz. Elinizde varsa siz toz sarımsak da kullanabilirsiniz. Karabiber, tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Ve son olarak da 1 yemek kaşığı bal ilave edip tekrar sosumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Kaynayana kadar sosumuzu çırpıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp soğuması için sosumuzu bir bardağın içine alıyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı mayonez ekleyip tekrar çırpıyoruz. Bufalo sosumuzun rengi ve kıvamı bu şekilde olmalı. Dilerseniz patates kızartmalarının yanına dip sos olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben sizler için sağ üst köşeye Burger King patates kızartması tarifimi de ekliyorum. Ona da tıklayıp bakabilirsiniz. Diğer bir yandan marine olan tavuklarımı bulayıp kızartabilmek için bir pane harcı hazırladım. Bunun içerisine 1 su bardağı nişasta, mısır ya da buğday kullanabilirsiniz. Karabiber, toz kırmızı biber ve 3 paket kabartma tozu ekledim. Bu hazırladığımız pane harcı sayesinde tavuklarımız hem puf puf kabaracak hem de içerisine hiç yağ çekmeyecektir. Marinasyondan aldığımız tavukların tamamını bu harca bulayıp bir tabağa koyuyoruz. Hazır hızlandırılmış bölümdeyken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer tarifimi faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarifi beğenebilecek acı sever kişilerle de videomu paylaşırsanız harika olur. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tavuklarımız hazır. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Bunun için önceden kızdırdığımız yağın içerisine tavuklarımızı bırakıyoruz. Ara ara karıştırarak nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu kızartma işlemi yaklaşık 8-10 dakika sürüyor. İyice nar gibi kızarana kadar kızartmamız gerekiyor ki tavuklarımızın iç kısımları çiğ kalmasın. Kızaran tavuklarımızı havlu peçete serdiğimiz bir kabın içerisine alarak fazla yağlarını alıyoruz. Kızaran çıtır kanatlarımızın üzerine bufalo sosu ilave edip kaşıkla güzelce her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz.
artık sunum aşamasına geçebiliriz. Ben burada kanatları elimle alıp tabağa koymayı tercih ettim. Dilerseniz siz maşa tercih edebilirsiniz. Zaten bunu elle yiyeceğiz, yani başka bir alternatifi yok. Son olarak da üzerine birazcık taze soğan ekledikten sonra bufalo soslu çıtır kanatlarımız servise hazır. Yanına dip sos olarak sarımsaklı süzme yoğurtlu bir mayonez hazırladım. Acılığını biraz alsın diye. Sizler de isterseniz bu şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer tarifimi faydalı bulduysanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni lezzetli tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın.